Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz mikro yeşillikler olacak. E bunları biliyorsunuz daha önceden de maş fasulyesinden yapmıştık. Önemli olan yeşillenmeden bu biliyorsunuz bunlar tohum bir bitkinin tohumları. E bunların en verimli halleri yeşillenmeden önceki be beyazımsı halleri tam filizlenme aşamasında. E i̇çinde ne oluyor? Protein, karbonhidrat ve yağ barındırabiliyor. Yani besleyici şeyler açısından değerli. Ama biz biraz daha ileri gideceğiz. Şimdi bunları biz yeşillik haline getireceğiz getireceğiz şöyle kaplarımız var E bu arada neyden yapabiliriz şu anda ben mercimekten yapacağım ama maş fasulyesi buğdaydan yapılabilir mısırdan da yapılabilir ama en çok yapılan maş fasulyesinden mercimekten ve buğdaydan Hatta biliyorsunuz ki buğdayın bunları nasıl tüketebiliriz diye sorarsanız salatalara katabilirsiniz çorbalara katabilirsiniz, tostlara katabilirsiniz, yemeklere katabilirsiniz veya bunları sıvı hale getirip içebilirsiniz. Bir ara biliyorsunuz çok meşhurdu. Mikro yeşillik buğdayların diyelim. Onların Suları çok meşhurdu. E dediğim gibi içinde barındırdığı vitamin ve mineraller açısından değerli. Siz de bu yöntemlerle yapabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız? Böyle bir kabımız var. Herhangi bir kap olabilir. Bu arada ben topraklı versiyonunu yapacağım. Su halini suda da yapabilirsiniz. Suda biraz daha zahmetli olacak. Sürekli suyunu değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aynı suda koku yapabiliyor. Şimdi yapacağımız şey şöyle kabımız var. Normal tohum çimlendirdiğimiz. Toprağımızı hemen perlit ve tort toprağımızı koyuyoruz. Koyacağız. Ee, üstüne de mercimeklerimizi, mercimek tanelerimizi bırakacağız ve yaklaşık bir haftada e, mikro yeşilliğimiz büyüyecek. Hadi şimdi gelin yakından beraberce yapalım. Evet, mercimeklerimiz var. Şöyle kabınızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen böyle kabıma perlit, torf karışımı dolduruyorum. Evet, perlit torf karışımını yaptık. Şimdi üstüne şöyle gelişi güzel. dolduruyorum. Üstüne yeniden toprak atabilirsiniz ama ben atmayacağım zaten kolayca köklerini filizlerini çıkaracak ve toprağı yakalayacaktır. Şimdi burada önemli olan nokta bazılarında görmüşsünüzdür. Karanlığa koyuyorlar veya üstüne bir şey kapatıyorlar. Bunu asla yapmayacağız çünkü buradaki amacımız yeşillendirmek yani mikro yeşillik olacak. Yeşillenmesini istiyorsak karanlık ortamda değil. Aydınlık ortamda, oda şartlarında veya balkonunuzda gölge bir yerde yapabilirsiniz. Şimdi üstüne hemen birazcık su fıslatıyorum. Ve şöyle üstünü kapatıyoruz. İçeride bir nem oluşsun. Zaten nem oluştuğunda yaklaşık 1-2 günde hemen çimlenmeye başlıyor. Zaten çimlenmeye başladığında toprağı tutup büyümeye başlayacaktır. Şimdi ikinci videoya geçelim. Herkese selamlar. 2 gün geçti bakın. 2 gün sonra. Mikro yeşilliklerimiz oluşmaya başladı yavaş yavaş. Şöyle şuradan da köklerini görebilirsiniz. E bakın bazı arkadaşlar bunu karanlıkta yapıyor, üstünü kapatıyor. O zaman ne oluyor? Bitki çimlendikten sonra şu yeşil yapraklarını çıkaramıyor ve bitki cılız bir şekilde büyümeye çalışıyor. Bu şekilde karanlıkta eğer çimlendirmeye çalışıyorsanız bitki için verimsiz bir şekilde büyüme göreceksiniz. Ama bu odanın içinde direkt güneş ışığı altında değil, odanın içinde. E yavaş yavaş bakın çimlenmeye başladı. Normal e, ışık alıyor. Gün ışığı alıyor ama güneşin altında değil. E, yine takip etmeye devam edeceğiz. Herkese selamlar. Mikro yeşillenme bakın güzel bir şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Hepsi yavaş yavaş çimlenecektir. Artık şu üstünü e, açık bırakmaya başlıyorum ama her gün yine üstten bir fıslatma yapıyorum. Veya fıslatma yapmazsanız yani nemli olmazsa e, üstündeki tohumlarımız, mercimeklerimiz çimlenme olmayacak veya çimlenenler bozulacaktır. Onun için fıs her gün fıslatmaya devam edin. Sadece üstü nemlense yeterli. Şimdilik bu kadar. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Görüldüğü gibi mikro yeşilliklerimiz artık makroya doğru gidiyor. Baya güzel bir şekilde büyüdüler. E, yakından da göstereceğim. E, içi çok güzel oldu. Hemen hemen zaten hepsi büyüdü. Hatta içeride bir herhalde 7-8 tane kaldı çıkmayan. Onlar da çıkacak. Ee, bu şekilde evde mikro yeşillik yapabilirsiniz. Bunların besin değerleri yani besin değeri açısından bakıyorsanız en fazla besin değerini o çimlenme yaptığı sıradaki e, beyaz filizinde, kök filizinde mevcut. Sonradan yeşillenmeye başlayınca besin değerlerini birazcık kaybediyor. Tüketilmesi yani besin değeri için tüketilmesi isteniyorsa öyle tüketebilirsiniz. Ama bu şekilde de e, çoğu kişi artık ben e, görüyorum, izliyorum, herkes yapıyor. E bu şekilde de kesip salatalara, işte çorbalara, sandviçlere katıp e, yiyebilirsiniz. Veya işte çocuklarınızla böyle doğal e, yaşama, bitki yetiştirmek, aşılamak istiyorsanız, e, çevreci olmasını istiyorsanız siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. E, şu şekilde izlemek, görmek bile harika. Mikro yeşilliğimiz e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı alt kısma eklerseniz seviniriz. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. İzleyici kitlemiz çok fazla ama abone olan kişi sayısı cidden çok az. Bu konuda sizden yardım bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.